Evet, herkese merhaba. Şu anda iPad Pro elimizde Teknoblog test merkezimize ulaştı ve iPad Pro'nun kutu açılış videosunu çektik. Bu akşam o videoyu yayınlamayı planlıyoruz. Ancak bununla bırakmayalım istedik ve iPad Pro'nun kutu açılışından sonra ilk izlenimimizde bu Periscope canlı yayınında sizlerle paylaşıyoruz. iPad Pro geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de piyasaya çıktı ve elimizde de görmüş olduğunuz gibi iPad Pro 128 GB ve Wi-Fi artı hücresel destekli bir iPad Pro var. Test merkezimize ulaşan çok yakında detaylı incelemesi Teknoblog'da olacak. iPad Pro biliyorsunuz artık çoğu özelliğini. iPad Air ve iPad Mini'ye benzeyen bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. O açıdan fazla bir farklılık yok. Büyük olmasına karşın yine incelik konusuna iddialı bir tablet var ve yine gerçekten büyük bir tablet olduğunu söylememiz gerekiyor. Tuttuğumda elime görmüş olduğunuz gibi bir hayli büyük, iPad Air'dan bile bir hayli büyük bir tablet var iPad Pro için, bunu söyleyebiliriz. Sanki bir 13 inçlik dizüstü bilgisayarın ekranı çıkarmışsınız ve elinize tutmuşsunuz gibi bir his söz konusu. Aslında Windows tarafına baktığımızda bu şekilde dönüştürebilir bilgisayarlar var ve kullanılıyor. Ancak iPad Pro'nun onlara göre biraz daha farklı bir his verdiğini söylememiz gerekiyor. Belki dikey kullanıma alıştığımız için olabilir. iPad Pro'nun belli bir alışkanlık seviyesi vardı. iPad Pro gibi bir ürün görünce biraz farklı durumu söz konusu oluyor. 12.9 inç gerçekten büyük. 13.3 inç MacBook Air, MacBook Pro Retina'larla hemen hemen aynı büyüklükte bir ekran var. Ve gerçekten oldukça etkileyici bir ekran. iPad Air'deki o lamine ekran yine karşımızda. Ekran bir hayli yakın gözüküyor cama. Bunun dışında 264 ppi'lik bir piksel yoğunluğu korunuyor. iPad Air'ın aslında aynı paneli var. Şu görmüş olduğunuz kısa kenarın uzunluğu iPad Air'deki uzun kenarın uzunluğuyla aynı. Bu zaten bu şekilde iki uygulamayı aynı anda rahatlıkla kullanmak, sanki iPad Air boyutlarını kullanmak mümkün oluyor. Büyük ekran var. Büyük ekran var, ancak görmüş olduğunuz gibi iOS 9'un klasik ana ekranı var karşımızda. İkonlar arasında oldukça fazla boş alan bulunmakta. Belki ilerleyen sürümlerde iPad Pro için çeşitli optimizasyonlar görebiliriz. Apple böyle yapabilir. Çeşitli bileşenleri, şu anda sadece üstte bulunan bileşenleri belki ana ekrana yerleştirme izin verir. Ancak görmüş olduğunuz gibi büyük ekran olduğu için şu bugün ekranı bile çok daha rahat ve verimli şekilde kullanmanız mümkün olacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi takvim. Buradan da bir Safari seçelim. Görmüş olduğunuz gibi Teknoblog açık. Şu şekilde iki uygulamayı aynı anda açabiliyorum ve istediğim gibi kullanabiliyorum. iPad Pro'da A9X işlemci var ve gerçekten hızlı bir işlemci. 4 GB RAM var. Yani bu tablette, bu PC ayarındaki tablette gayet yüksek bir performans var. Bir klavye bağlayarak bir bilgisayar gibi kullanmanız mümkün olacaktır. iOS 9 ile birlikte gelen çoklu görev özellikleri sayesinde zaten iPad Pro biraz daha bilgisayar gibi çalışacaktır. Ve ben iOS 9'da bu çoklu görev özelliklerinin daha çok iPad Pro düşünülerek çıkarıldığını düşünüyorum. Gayet kullanışlı gözükmekte. Özellikle web sitelerine gezinmek bir hayli kullanışlı olacaktır. Güzel olacaktır iPad Pro'da. Görmüş olduğunuz gibi Teknoblog'un ana sayfası oldukça güzel ve etkileyici şekilde yazılar okunaklı, gayet net ve ekranın parlaklığı da canlı da iyi seviyede. Gerçekten şu anda bakarken bile kendim bile Teknoblog sitesinden fazlasıyla etkilendiğimi söyleyebilirim. Hem yatayda hem de dikeyde Teknoblog'u masaüstü site gibi görüntülemek ve okumak mümkün oluyor. Bir tane habere de girilmiş şekilde. Görmüş olduğunuz gibi yazılar gayet okunaklı. Herhangi bir sorun yok. Büyük ekranlı bir tablette bunları okumak çok iyi olacaktır. Video tarafı oldukça önemli. Şu anda tabii herhangi bir video yüklü olmadığı için bir şey göstermem de mümkün olmayacaktır. Ancak altta 2 tane, üstte de 2 tane olmak üzere toplam 4 tane hoparlör var iPad Pro'da. Bu da oldukça güçlü bir ses çıkışını sunması anlamına geliyor. Gerçekten sanki bir sinema salonundaymış gibi hissedecek bir ses çıkışı sunuyor. Bir özellik daha var. Üstteki hoparlörler ana hoparlör vazifesini görüyor. Ana ses çıkışı özelliğini görüyor ve sesi biraz daha iyi şekilde hissetmenizi olanak sağlıyor. Diyelim şu şekilde çevirdim. Şu görmüş olduğunuz hoparlörler ana hoparlör vazifesini görüyor. Hepsinden bas çıkışı var, ancak şu görmüş olduğunuz hoparlörler
orta ve yüksek frekansların çıkışını da sağlıyor. Bu şekilde çevirdiğinizde bu iki hoparlör o işlevi üzerine devralıyor. Film izlerken bunun dışında diyelim ki televizyon platformlarının mesela Digiturk'ün, D-Smart'ın uygulamalarını kullanırken bir hayli kullanışlı zevkli olacaktır bu tablet. Bunun dışında yine fotoğraflara bakarken de bir hayli iyi olacağını düşünüyoruz. Bu tarz büyüklükte bir tableti bir kamera olarak kullanmak belki çok akıl kârı sayılmaz, ancak tabletlerde de kamera vazgeçilmez bir unsur. 8 megapiksellik bir EyeSight kamerada bulunuyor. Önde de 1.2 megapiksellik bir FaceTime HD kamera var. iPad Air 2'deki çoğu kamera özelliğinin iPad Pro'da da sunulduğunu görüyoruz. HDR var. Bunun dışında ağır çekim, kare fotoğraf, hızlı çekim, bu gibi kamera özelliklerinin bulunduğunu görüyoruz. Güzel görünüyor. Farklı. Gerçekten büyük. Şu anda size Apple Pencil özelliklerini gösteremiyorum. Çünkü elimiz yok. Ancak onun da ilerleyen zamanlarda gelmesini bekliyoruz. O zaman Apple Pencil özelliklerini de gösterecek fırsatı buluruz. Bunun dışında Smart Keyboard aksesuarı var. Smart Keyboard şu an için sadece Amerika'da çıkıyor. Çünkü Türkçe karakterler eklenmiyor. Eğer Türkçe karakterler ileride eklenecek olursa Smart Keyboard'u da Türkiye'de görebiliriz. Smart Keyboard için de altta 3 noktalı bir bağlantı var. Smart konektör şeklinde. Onunla rahatlıkla bağlantı kuruluyor. Ancak Logitech'in veya başka üreticilerin Bluetooth klavyelerini veya Apple'ın kendi kablosuz klavyesini kullanarak da iPad Pro'ya bağlantı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında çeşitli kılıflar var. Görmüş olduğunuz silikon kılıf var. Silikon kılıf sayesinde iPad Pro'nun arkası tamamen kapatılıyor. Böylelikle arkasını tamamen koruma altına almış oluyorsunuz. Yanda görmüş olduğunuz smart konektörün tamamen kapatılmaması için ve smart keyboard'da bağlantının kesilmemesi için bu şekilde bir durum söz konusu. Ya da smart keyboard demeyelim, başka aksesuarlar da çıkabilir smart konektörü kullanacak olan. Onların bağlantısının engellenmemesi için bu kılıfla kullanımda görmüş olduğunuz smart konektörün bulunduğu taraf açık bırakılmış. Bir de smart cover var. iPad 2'den bildiğimiz smart cover. Onunla da bu şekilde mıknatıs kuvvetiyle tutturarak iPad Pro'yu tamamen kapatmak mümkün oluyor. Aktaracaklarımız bu kadar şimdilik. Canlı yayınımızda izleyenlere çok teşekkür ederiz. Yeni bir canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Detaylı incelemesi iPad Pro'nun çok yakında Teknoblog'da olacak. Herkese iyi akşamlar.